Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Deniz. Bugün modern bilimin yapı taşları olarak bilinen isimlerin bilinmeyen yönleriyle ilgili hazırladığım serinin devamı niteliğinde bir çalışma ile karşınızdayım. Bugün modern fiziğin babası Sir Isaac Newton'un hayatının hiç bilinmediğiniz kısımlarına değinmeye çalışacağım. Yine diğer videolarda olduğu gibi Google'da arayıp kolaylıkla bulabileceğiniz nerede, ne zaman doğmuş, hangi okula gitmiş falan gibi genel bilgilere hiç değinmeyeceğim. Merak edenler internette zaten bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirler. Bizim işimiz Newton'un hayatının okullarda sizlere öğretilmeyen kısmı ile ilgili. O nedenle direkt bu konuya geleceğim. Ama Isaac Newton'un hayatını mercek altına almadan önce bilmeyenler için bu videoda sıkça duyacağınız bir takım kavramların açıklamasını yapmak istiyorum. Çünkü bu kavramlar ile ilgili hiçbir bilginiz yoksa bu videoda anlattıklarımın hiçbir anlamı olmayacaktır. O nedenle bu konuda biraz detaya gireceğim ki video amacına ulaşsın. Sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Günümüzdeki modern kimya biliminin temelleri atılmadan binlerce yıl önceden başlayıp 17. yüzyıla kadar etkileri devam eden, maddeleri birbirine karıştırıp değiştirmeye çalışan insanların yaptıkları çalışmalara verilen genel adı simya denir. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan'da, Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra da 19. yüzyıla kadar Avrupa'da simyaya ilgi duyulmuştur. Simya ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. Simya bir bilim dalı değildir. Sadece deneme yanılma yolu ile çalışırlar. Çalışmaları teorik bir temele dayanmaz ve sistematik bilgiler içermez. Batı simyası her zaman köklerini ünlü simyacı Hermes Trismegistus'a uzanan bir felsefi spiritüel sistem olan Hermetizm ile yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin yani simya ve Hermetizm 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül Haçlılarının doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve hermetik dalları modern